birilerini sallayınca, gururumu ayaklar altına alınca, namusumu şerefimi iki paralık edince... İnsanlar bir baktım hak ettiğim ilgiyi bana göstermeye başladılar. Abi sen nesin ya? Gay misin? Biseksüel misin? Ben teröristle de yattım, cinayetçiyle de yattım, istismarcıyla da yattım. Bir Müslüman bunu nasıl yapar eğer Müslümansan? Ha sen kimsin bana diyorsun ki çocuğun cinsel ismarına yatmışsın? Cezaevindeyken senin cinsel organın kesildi mi gerçekten? Yapacağız, senin yüzüne kezzap atacağız, seni hadım edeceğiz, yakacağız, koğuşun sapı. İğrenç tekliflerde bulunuyor. Parlak çocuksun, temiz çocuksun. Yani ailen tarafından bıçaklandın böyle yaptığın için. Jahreyne. Delikli tencere mi demiştin? Jahreyne yani ne küfürler ediyorum. İçinden geçiyorum. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta ilginç bir konukla karşı karşıyayız. Gaga Bulut. Yani... Bir cinsel istismarcı. Hoş geldin. Hoş buldum. Herkese Adile'den hello. İzmir'de Gaga Bulut isimli bir YouTuber iki erkek çocuğa para verdi, birbirlerini istismar etmelerini istedi. Yüzleşmenin bir sonraki konu olmak istiyorsanız bizlere yeraltıfilm@gmail hesabından ulaşabilirsiniz. Biz aslında seni buraya getirirken çokça düşündük. Acaba ne olur, nasıl etkiler kazanırız diye. Fakat... algıları yıkıp getirmek istedik seni bu. Teşekkür ederim. Merak ediyoruz Gaga Bulut kimdir vesaire. Bir sürü sorumuz var sormamız gereken. Ancak öncelikle Gaga Bulut kimdir? Bize biraz bahsedebilir misin? Tabii ki de bahsedebilirim. Gaga Bulut bir internet karakteri, bir anti kahramandır. Toplumsal olaylara mizahi yönden değinen, ülkedeki problemleri de korkmadan cesurca anlatan, dolaylı yoldan ironi yaparak insanların bilinçaltına işleyen ve onları doğru yöne sürükleyen bir anti kahraman diyebiliriz. Vallahi kendini öyle anlatıyorsun ki daha çok merak ediyoruz seni. Kendini hiç övmeyi sevmem normalde. Kaç yaşındasın? Ne işler 22 yaptın? Yaşındayım. 22. 22'yim, bayağı evet. Gençsin öyle mi? Çok gençim daha. Evet, evet. Yani 22 yaşında bir gencin 2,5 senede hapis yatması ilginç. Çok ilginç. Ama cezaevinde o kadar çok genç yaşta hapis yatanları tanıdım ki hani 13 yaşından beri çocuk cezaevinde olup da daha 15 yıl cezası olup da hani 18 yaşından sonra kapalı cezaevine gelen mahkumlar bile tanıdım. Ben hani 19'um bitti de girdim cezaevine aslında. İlginç. Birçok ilginç şey var. Evet. Bir iş yapıyor musun? Sosyal medya ile ilgileniyorum sadece. Tek işin sosyal medya. Şu an tek işim sadece sosyal medya. Ondan önce tabii birçok iş geçmişim oldu. Neler yaptın mesela Bulut? Yani garsonluk yaptım, hamballık yaptım, temizlikçilik yaptım. Her şey yaptım. Aklınıza gelebilecek her iş. Pazarlama yaptım, pazarcılık yaptım, satış danışmanlığı yaptım. Çalışmadığım yer kalmadı. En son dedin ki artık millete sallayayım da bari para kazanayım. Öyle mi başladı bu süreç? Hayır, öyle gelişmedi aslında. Ya ben Vine döneminden beri varım, 2012'den beri aslında. O zamandan beri beni insanlar tanır. Ama hani hiçbir zaman böyle istediğim ilgiyi, hak ettiğim ilgiyi görmüyordum. Çünkü gerçekten üstüne düşündüğüm, emek verdiğim videolar vardı. Ama sonra birilerini sallayınca, gururumu ayaklar altına alınca, namusumu, şerefimi iki paralık edince, insanlar bir baktım hak ettiğim ilgiyi bana göstermeye başladılar. Ondan sonra hani ben de evet dedim birilerine sallayayım, gündeme geleyim, reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla. Daha çok gündeme soktular beni. Öyle öyle popülaritemi arttırdım. Şu an burada oturuyorsam ve bundan önceki kanallarda oturuyorsam birilerine salladığım için yani. Örneğin siz Jahreyn olayından sonra beni konuk aldınız. Bildiğimiz üzere ailen doğulu. Hatta bana gelmeden önce Vanlı olduklarından bahsettin. Hı hı. Geçmişinde kadın kıyafetleri giyerek makyaj yapıyordun. Hı. Ve bunu sosyal medyada herkesin karşısında paylaşıyordun. Hı hı. Ailen buna nasıl bir tepki verdi? Tabii ki de ailem onlara çok sert tepki verdiler. Hiçbir doğulunun asla affetmeyeceği olaylar yaptım ben. Yani burada aslında etnik köken önemli değil. Hiçbir aile Türk kültür yapısının... izin vermeyeceği içeriklerdi onlar, görünümdü. Zaten ben hani çok dik başlı bir çocuk olduğum için açıkçası kimsenin kurallarına göre de yaşayamadığım için onların o tepkilerinden sonra, çünkü işin içine şiddet girdi ki ben şiddetle karşıyım. Ondan dolayı ailemden ayrıldım. Sonra kendi yolumu çizdim. Yani bir haber duymuştuk bir ara. Aşiret bıçaklaması olmuştu. Doğru mu bu olay? Evet, öyle tatsız olaylar oldu. Yani ailen tarafından bıçaklandın böyle yaptığın için. Aynen. Direkt ölüme teşebbüs yani. Evet, ne yazık ki. Bizim orada çünkü affetmek yok. Yani töreye kurban veriliyorsun. Gitmek ve verilmek vardır.
İkisinden biri, ya töreye kurban gideceksin, o genelde kadınlar için, ya da eğer ki doğuda Kürt bir aşiret ailenin çocuğuysan töreye de şey yapıyorsun. Yani seni vuruyorlar direkt bu görünümdeysen. Ben aslında burada büyük bir başarı örneği olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu kadar trajik bir ailenin, cahil, yobaz bir ailenin içinde ben önemli bir şey başardığımı düşünüyorum çünkü. En azından popüler kültürde bir akım yarattım. İnsanların kendine güvenmesi, özgüvenini sağlayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü gelen mesajlar bu yönde. Şimdi evet, bu yönde olabilir, fakat ben de senin biraz aksini düşünüyorum. Çünkü cinsel istismar yaparak cinsel içerikli videolar yayınlamak bir fenomenlik değildir. Kadınlar için de bu geçerli. Ben de ilk başta fenomenlik yapıyordum aynı sizin gibi. Hiçbir şekilde bu işin ekmeğini yiyemiyordum. Hak ettiğim ilgiyi göremiyordum. Ama ne zaman ki oramı buramı açıyorum. Bir ünlü bir söz vardı. İyi bir kalça iyi bir beyinden daha güzel prim getiriyor. Ondan dolayı kalçanı gösterdiğin zaman daha iyi para kazanıyorum. Daha fazla izleniyorum. Daha fazla kanala konuk oluyorum. Daha fazla reklam alıyorum. Örneğin Jahri'nin olayına değinirsek mesela. Değineceğiz. Bir reklam anlaşması sakince yaptım. İlerleyelim, evet. Misal. Ama hani saçmaladım orada. Homofobik söylemler, nefret söylemleri. Demek ki benim bu aslında kültürümüzle alakalı biraz da. Demek ki yobaz kesim bunu seviyor. Ben de yobaz kesime hitap ediyorum belki de. İnsanlar da böyle beni fenomen olarak tamam. Kabul ettiler. Peki Bulut, cezaevine girdikten sonra ailen ne yaptı? Yani çıktın artık, sonuçta dışarıdasın. Bu ailenin tekrardan nefret söylemi devam ediyor mu? Yani tabii ki de görüşmüyorum, muhatap olmuyorum hiçbiriyle. Kendi başıma tekrardan savaş veriyorum. Bana karşı şeyleri ne bilmiyorum açıkçası. Hala yalnızsın yani. Hala yalnız. Peki yalnız mı yaşıyorsun? Yalnız yaşıyorum. Yani 7-24 zaten her anımı paylaşıyorum. Yalnız başımayım evde. Sen bir video paylaştın yakın zamanda. Dedin ki ben pişmanım. Gerçekten eskiden çektiğin o saçma videolar için pişman mısın? Yani evet, ben orada biraz da yanlış anlaşıldım aslında. Ben kısmen pişmanım. Misal hani ben Gaga Bulut, orospu çocuğuyum videosunda evet gerçekten pişmanım. Ne olursa olsun orada sonuçta bir kadını ben orada... Orospuluk sadece kadın erkek değildir aslında. Hani orada herkes bir kadına, annemi kastettiğimi düşünmüşler de... Erkeğin orospusu da var yani, bu dölle alakalı bir şey. Nereden fışkırdın önemlidir benim için, nereden çıktığın önemli değil. O videoda mesela ben pişmanım açıkçası. Ama birçoğundan da pişman değilim. Çünkü gerçekten ben her videomda bir şey anlatıyordum. Ama tabii kadın kıyafetleri, özellikle oryantal kıyafetleri gibi saçma saçma dans etmeklerden aşırı derecede pişmanım. Onun rezilliğini, utancını yaşıyorum. Yani sen şunu söylüyorsun. Ben her videomdan değil ama bazılarından pişmanım. Evet, bazılarından pişmanım özellikle sadece. Özellikle bu kadın gibi giyinmelerinden, aynen, makyaj yapmalarından, oryantal oynamalarından pişmanım. Doğrudur. Evet. Bunlardan pişmanım kesinlikle. Peki Bulut, ya biz seni inceledik ama... Bayağı böyle videolarını araştırdık sabahlara kadar uyumadan, tamam, senin üzerinde bir kritik yaptık. Biz işin içinden çıkamadık. Çünkü bazı videolarında heteroseksüelim diyorsun, bazılarında biseksüelim diyorsun ama hiçbir videonda gay olduğundan bahsetmiyorsun. Abi sen nesin ya? Gay misin? Biseksüel misin? Ben hem homofobik hem eşcinselim dermişim. Tabii ki öyle bir şey değil. Valla her şakanın altında bir gerçek yatar. Yatar mı? Evet. Ben şey yapmıyorum, katılmıyorum. Yani ikili ilişkilerim beni ilgilendirir diyeyim. Olur mu? Bu cevap yeterli mi? Yetmez. Burası tamam. Yeraltı. İkili tercihlerim beni ilgilendirir diyeyim o zaman. Aynı tamam. Şeyi tekrarlamanın bir anlamı yok. Üç kişi takılmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Yani gruptan mı hoşlanıyorsun? Biseksüelim diyeyim. Biseksüelsin. Evet. Aynen. Yani bir erkek ilişkisinden de kaçınmıyorsun, öyle mi? Yok, kaçınmıyorum tabii ki de. Anladım. Erkek erken aile alır. Erkek adamın erkek sevgilisi olur. Moruk bizim Van'da böyle yaparlar. Ya Urfalılar yorgansız yatar, oğlansız yatmaz diyeyim. Sen diyorsun ki ben biseksüelim. Evet, biseksüelim. Yani hem erkeklerle hem kadınlarla yatıyorum. Evli çiftlerle. Evli çiftlerle. Genelde evet, onlar yapıyorlar. Hani milf. Gerçekten. Sen bunu içten gelerek mi istiyorsun? Yoksa tamamen fenomen olmak amaçlı bir şey mi? Yani içten hissediyorum tabii ki de. Bu benim sonuçta özel hayatım. Ben bunu kamera karşısında yaşamıyorum. O kadar daha sapıtmadım. Bu içten bir şey. Fenomen olmak için şey yapmıyorum bunu. Kullanmıyorum. Yani bunun bir tarifi yok, doğru mu? Yok. Tamamen içsel bir duygu. Belki de sapkınlık. Belki de sapıklık. Hani her türlü adını sen koy. Ben adını koymaya çekinirim vallahi. Evet. Bir ifadene denk geldik Gaga Bulut.
daha öncesinde paylaşmış olduğum bir ifadene denk geldik. Hı hı. Demişsin ki evli erkeklerin tümü hı hı. bir erkekle yatmak ister. Doğru. Bu beyanını veya bu genellemeyi hı hı. neye dayanarak yapıyorsun? Neye dayanarak yapıyorum? Yani bizim topluma dayanarak yapıyorum tabii ki de. Benim abazı işletmelerimi muhakkak birazcık araştırmışsınızdır, izlemişsinizdir. Oradakilerin hepsi ne evli. Ne yazık ki izlemek zorunda kaldık. Evet, izlemek zorunda kaldınız. Ben de yapmak zorunda kalıyorum ne yazık ki. Şuna dayanarak yaptım. Yani kaç yıldır bu abazı işletmeleri yapıyorum ve hemen hemen %99'u evli çıkıyor. Ve buradan çıkardığım sonuç da şu ki... Bizim toplum biraz böyle şeye, zevkine ve keyfine düşkündür. Özellikle erkeklerimiz. Çünkü kadınlar ve erkekler arasında bir eşitlik yoktur. Erkekler her zaman kendini üstün görüyorlar. Bu sebepten dolayı da çok meraklı bir toplumda, araştırmacı bir toplumda olduğumuz için bazı şeylerin tadına bakmak onların hani hoşuna gidiyor. Ondan öyle bir genelleme yaptığımda söyledim. Yani doğru mu? Olayı. Bence doğru. Ben kesinlikle şey yapıyorum yani. Tezimin de arkasındayım. Duruyorum. Cezaevinden çıktığımdan beri yine abazı işletmelerim devam ediyor. Bir tane bile bekar erkek gelmedi. Ya nişanlı ya evli. İlginç. Her peki. erkeğin içinde de vardır yani. Ne var? Ama 20'sinde değil, ama 30'undan değil, ama 40'ında, ama 50'sinde muhakkak bu dediğimi yapacak bir erkek vardır. Ben öyle biliyorum, onu savunuyorum. Hiç de bugüne kadar yanılmadım. Dedin ki bir videonda yine 3 cinayet işlemiş birisiyle aynı koğuştaydım. Hı hı. Doğru mu? Koğuş ağımızdı. Koğuş ağımdı. Peki sen T tipindeydin. Hı hı. Ağır cezalarda, ağır cinayetler işleyenler de F tipinde yatıyor. Hı-hı. Nasıl açıklayacaksın bunu? Evet, F tipinden sevk olmuştu zaten. Koğuşta bu kişi daha önce birinin boğazına bıçak dayamış. Herkes yatarken gece o çocuğa karşı bir istismar yapmış. Ondan sonra T tipine sevk ettiler. Zaten bizim T tipi kapalı cezaevi İzmir'de. Çok karmaşık suçların, genellikle ağırlıklı olarak FETÖ'cülerin yattığı, hükümlü olduktan sonra seni ya Şakran'a ya da ne bileyim Silivri'ye, Maltepe'ye, işte Balıkesir'e, Edremit'e, oraya buraya sevk ettikleri bir cezaevi aslında. Genelde oraya sadece sevk için geliyorlar, ama pandemi girdiği için sevkler de durdu. O kişiler orada hepsi kaldı. Ben teröristle de yattım misal. O cinayet... Aynen yattım yani. Yani burada yalan beyan verme şansım yok. Çünkü videoda anlattıklarım ve söylediklerim benim ciddi olaylar. Anlattıklarım hepsi de biliyorsunuz ki cezaevinin yemekhane kısmında kamera var. Kamera önünde olan olayları anlattım. Ayrıca bende tanık beyan istemleri var. Ben teröristle de yattım, cinayetçiyle de yattım, istismarcıyla da yattım. Hem de gerçekten istismarcı. Bana diyorlar ya çocuğun cinsel istismarı, sapkın fenomen, pedofili örneği. Ama daha pedofili tanımışlar. 7 yaşındaki çocuğun tuvalette şey yapmış çocuğu, kendi iğrenç, pislik, karaktersiz organını 7 yaşındaki çocuğa yalatmışlarla da yattım ben. Evrakta sahtecilikle de yattım. FETÖ'cüyle de yattım. Herkese yattım yani cezaevinde. Bizim kaldığımız yer karma bir cezaevi. Anladım. Yani sen diyorsun ki bir çelişki yok. Gayet T tipinden F tipine transfer edilmişti. Aynen. Evet. Devam edelim o halde. Hı hı. Arda Bektaş. Ne oldu aranızda? Buna hiç cevap bile vermek istemiyorum. Asla. Peki Arda Bektaş'ı gerçekten tehdit mi ettin? Hiç cevap bile vermek istemiyorum. Asla öyle bir şey olmadı da. Ailen gitti mi oraya? Bilmiyorum. Ben ailemle görüşmüyorum. Nasıl gidebilirler ki? İlginç değil mi ya? Çünkü seninle alakalı bir sürü paylaşımı var Arda Bektaş'ın. Prim. Prim mi? Yani. Prim olsun diye mi böyle ağladı kamera karşısında? Yani niye olmasın? Peki o gelecek olan kişiler, sen tarafından yönlendirilen kişiler nereden biliyordu adresini? Allah aşkına ben mafya mıyım? Ben kimim? Etim ne budum ne Allah aşkına yani? Ben nasıl ki. Yönlendirebilirim? Bilemiyoruz. Ki doğru. İstiyoruz. Evli erkeklere de çok güveniyoruz. Karısı çocuk çocuk yapıyor ama sonra bir çıkıyoruz. Gaga Bulut'un canlı yayınında. Ben pasifim diyor. Hiç kimse belli olmaz. Değil mi? Yani Arda Bektaş'la alakalı olan bütün soruları pas mı geçmek istiyorsun? Hepsini pas geçmek istiyorum. Aynen. Adını bile ağzıma almak istemiyorum. Peki. O halde soralım. Gaga Bulut cezaevinden çıktı. Hı-hı. Güzel bir video paylaştı. Dedi ki ben artık eski ben olmayacağım. Hı-hı. Biz de güvendik. Aa Gaga düzelmiş dedik. Hı hı. Sonra tuttu Jahreyn'e yayınında. Delikli tencere mi demiştin? Tamam. Hayır. Şimdi sen Jahreyn'e ne diye laf atıyorsun? Neyin kafasını? Şimdi o videoda Jahreyn'in ismi geçiyor mu? Geçmiyor. Geçmiyor diye bir şey yok. Yayınında girmişsen o yayında ona aitse. O hayır onun yayına girmedim. O yayın bana aitti. Ben kendi yayın açtım. Kime arkadaşımla salladın birlikte. O zaman? Kim bu delikli tencere? Ya kim olduğu değil öyle benim kafa hani Türk Hava Yolları gibi her yana uçuyor. O anda da o yana uçtu. Ben de öyle birine salladım.
Ama bu kesinlikle Jahreyn değil de. Sonra Jahreyn geldi, Karamanlı'ya sallıyorsun. Evet, yani bir saniye, senin adın yok orada. Senin görselin yok. Seni tarif etmiyorum. Sana hitap etmiyorum. Ben orada birine sallıyorum ama kim olduğu meçhul. Sen niye kendi üstüne alınıyorsun? Ne güzel de bir algı yaratıyorsun. Bir de beni homofobik ilan ettiler. Bir de yargı tarafından bir tweet atmış. Yargı tarafından çocuğun cinsel istismarından yargılanmış ve onanmış diyor. Ben bir kere yargı tarafından haklı bulundum. Ve bugün bu masada oturuyorum. Ayrıyeten 70 milyonun içindeyim. Yani haklı olduğum için benim davam düştü. Ya sen kimsin? Şimdi bak, evet, gerçekten saldırı moduna geçiyorum. Ha, sen kimsin bana diyorsun ki çocuğun cinsel istismarından yatmışsın? Yo, ben öyle bir şey de yapmamışım. Hani sen kendine bak önce. Ondan sonra beni yargıla. Orada kesinlikle ona şey yapmamıştım, evet. Yani. Ben başka birini kastetmiştim, evet. Jahreyn'den o kendi üstüne alındı, prim yaptı. Jahreyn'den bahsederken sen önce kendine bak dedin. Evet. Neye dayanarak bakıyorsun? Baksın. Neyine baksın bu adam? Neyine mi baksın? Yani kadınları en çok aşağılayan o. En çok onların bedeniyle dalga geçen, yayınlarda bağış atsınlar da hani şu videoyu izleyeyim deyip insanları eleştiren o. Ya da ne bileyim onur yürüyüşünde LGBT'lilere hedef alan söylemlerde bulunan o. Örneğin ona baksın önce. Ondan sonra gelsin beni yargılasın. Peki, karısınınla alakalı. Bir insanın karısına laf etmek niçin yapılır bu? Karısına derken hani ona ne laf etmişim ki ben karısına? Karısına bir laf söylüyorsun ama. Ne söyledim? Tam kelimeyi hatırlamak bile istemiyorum. Unuttum diye. Çünkü söylenecek bir şey yok. Bir de evlisin, yazık. Bu mu? Ha, bunun neresi hakaret, neresi nefret söyleme, neresi iftira, neresi aşağılık bir cümle? Bir de evlisin, yazık. Hiçbir şey yok. Ki hani Jahreyn geldi yayına. Ben belki Jahreyn'den bahsetmiyorum ki orada isim vermiyorum. Hani ben Jahreyn'den bahsediyorum diye bir şey de söylemiyorum. Yani niye böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Birden gelişti böyle bir şey. Peki Jahreyn'e söylemiş olduğun sözler... Ayrıca bir de Jahreyn'e ben cezaevine girmeden önce 3 yıl önce... Adını vererek konuşuyordum yani. YouTube'da o yayınlarım da var mesela. Jahreyn'e yani ne küfürler ediyorum, içinden geçiyorum. Herkes bunu paylaşıyor. Jahreyn o zamanlar ha 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 gülüyordu, izliyordu. Hani ya resmen küfür ediyorum. Gerçekten küfür ediyorum. Jahreyn'in adını vererek küfür ediyorum. Jahreyn o zaman bunu sorun yapmıyordu. Şimdi mi sorun yapıyor? Şimdi algı yaratıyor işte. Şimdi insanlara benim üstüme nefret söylemlerinde bulunup kışkırtıyor insanlara. Benim üzerinden prim yapıyor ki gerçekten de çok güzel prim yaptı. Yani yayını en çok izlenen yayın oldu. YouTube'daki videosu 500 bin izlendi. O zaman niye sorun değil de şimdi bu benim söylediğim sorun oldu? Ki orada onun adı bile geçmiyor. Bir tek evli yayıncı o yok yani. Eğer karısına söylediğim şey problemse. Tek evli yayıncı o da değil hani. Niye böyle bir şey oldu ben de anlamadım yani. Eğer ki bir şeyi sorun yapıyorsa, bu madem sorunsa, insanlar beni bu konuda linçliyorsa daha öncekileri linçlesinler. Ona herkes gülüyordu, eğleniyordu. Şimdi hani homofobik mi oluyorum? Şey mi oluyorum? Pedofil mi oluyorum? Onun söylemiyle. İlginç bir adamsın ya. Teşekkür ederim. Jahreyn'e uzattığın laflar içinde var mı söylemek istediğin ekstra bir şey? Ya toparlamak maksadında ya da yıkmak maksadında olsun. Jahreyn'e söylemedim bu lafı. Jahreyn dava edecekmiş. Hani neye dayanarak dava edecek bilmiyorum. Ama gitsin davasını açsın. Ben ona hani onu söyleyeyim. Toparlamak gerekirse der, sadece şunu söyleyebilirim. Çok fazla evet ağır kelimeler kullandım. Birini kastetmesem de, birini hedef göstermesin de, çünkü orada kime salladığım belli değil. Bunu kabul edelim. Ama söylediğim kelimeler çok homofobik ve iğrençti. Bu konudan dolayı pişmanım. Özür diliyorum. Hani eğer Jahreyn de üzerine alındıysa ondan da mı özür diliyorsun? Yani üzerine alındıysa tabii ki de ondan da özür diliyorum. Ya bir kere evet benim yaptığım yanlıştı. Hani insan hakları konusunda en çok konuşanlardan biri de sosyal medyada benim. Bir insana karşı böyle kelimeler gerçekten kullanmamam gerekiyordu. Hani o da sadece neden böyle bir şey yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Hani birden ruh halim o kadar çabuk değişiyor ki sanki bipolar gibiyim. Hani psikolojik destek de alıyorum bu konuda. Hani psikoloğum daha ergenlik döneminde olduğuma... Hatta bu MMBI testinde şizofreniye giden bir tanı konulduğunu ama ortada olduğumu, ya bu yöne gidersem olumlu, bu yöne gidersem şizofreniye, ya birden böyle dururken aniden sinirleniyorum. Birine sallıyorum ama kime salladığım da belli değil hani. Durduk yere sataşıyorum. Hani mesela diyelim ki prim mi kasacağım? Aa diyorum ki bu bana böyle şey gibi geliyor. Hani ooo her yerde adım geçecek, her yerde haberi olacak. Ama ondan sonra bu oluyor. Herkes beni linçliyor, tartışılıyor. Ondan sonra ben üzülüyorum, depresyona giriyorum. Keşke yapmasaydım diye bir pişmanlığa giriyorum. Ondan dolayı evet Jahreyn'e de üstüne alındıysa, ki alındı zaten. Hani ondan da özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Gaga Bulut artık eskisi gibi olmayacağından son videosunda bahsetti. Gerçekten öyle mi ya? Çünkü yorumlara bir giriyorum. Ulan biz sana güvenmiştik. Hı hı. Artık düzelmiştin. Hı hı.
yine mi böyle olacaksın diye yorumlar görüyorum. Ya gerçekten temizlenip, tazelenip yeni bir kaka bulut mu gelecek ortaya? Yoksa eskisi gibi olmaya devam eden bir kaka bulut mu ortaya çıkacak? Asla eskisi gibi olmayacağım. Gerçekten kendi içimde çok büyük bir savaş veriyorum. Beni bu hale getiren aslında insanlardı. Ben yani YouTube'da eski videolarımı açın, 2014'te yüklediğim, hani gayet de saf, temiz bir şekilde konuşuyorum. Hani bir şeyleri başarmaya çalışan bir çocuktum o zamanlar. Makyaj videoları çekiyordum, sohbet videoları çekiyordum, eleştiri videoları çekiyordum. Abi 200-300 kişi izliyordu. En fazla izlenen 6000'de. Kimse izlemiyordu. Ne zaman ben böyle bir iğrenç karakter oldum, ahlaksız bir karakter oldum, hani böyle herkese sallayan bir karakter, azgın bir köpek gibi oldum, böyle kuduz bir köpek gibi, ona bunu sallıyorum, kadın kıyafetleri giyiyorum, abi herkes beni alkışlıyor, markalar bana ayakkabı yolluyor, o firmaya salla, tamam mı? Ya bana böyle teklifler geliyordu ama gerçekten ben artık hani izleme kaygısı, para kazanma kaygısı gütmeden, hani kar amacı gütmeden Gaga Bulut karakterini öldüreceğim. Hiçbir şekilde hani o karakter eskisi gibi. İnsanlar çok haklı bu arada. Evet, bana güvendiler. Ben değişeceğimi söyledim. Değişmedim. İlk iki videom okey, hani güzeldi. Sonradan o insanları yanılttım, utandırdım. Çünkü beni çok savunan insanlara karşı ben bir ihanet yaptım. Bizim aramızdaki hani bu kardeşlik bağına, kız kardeşlik ilkesine, hani LGBT camiasındaki birliğe, dayanışmaya ben bir ihanet yaptım. Sözümde durmadım. Ama bundan sonra ister inanırlar ister inanmazlar, tabii ki de bunu zaman gösterecek ürettiğim içeriklerle, ben değişeceğim. Gerçekten değişmeye karar verdim. Artık kimseye sallamam yok. Ya sallarsam da hani dolaylı yoldan sallarım. İsim vermeden, ironi yaparak sallarım. Daha iyi düşünerek yaparım. Hani böyle nefret söylemi kullanmadan sallarım. Düşünerek sallarım. En azından eleştiririm ki haklı çıkabileceğim bir yerler olsun. Bundan sonra verdiğim sözü tutacağım. Bugüne kadar tutmadım. Kabul ediyorum bunu. İnsanlar ne derlerse haklılar. Gerçekten ben onları üzdüm. Hayal kırıklığına uğrattım. Ama bundan sonra tutacağım. İyi içerikler. Çünkü ben olduğum gibi görünmedim hiçbir zaman. Hep yani bir karakter ürettim ya. Hep hani böyle insanların istediği gibi oldum. Ama bundan sonra olduğum gibi görüneceğim. Hani içimdeki kişi, çocuk, insan nasılsa kamerada onu göstereceğim. Artık bir şey üstünde hiç düşünmeyeceğim. Çalışmayacağım. Rol yapmayacağım. İnsanlar ya sever ya sevmezler. Belki çok sevecek. Belki diğerleri gibi 3-5 milyon takipçi ulaşacak. Bilmiyorum. Hani Gaga Bulut bana bir şey kazandırmadı açıkçası fazla. Bundan sonra olacağım. Değişeceğim yani. Evet. Yani gerçekten namusunla yaşayıp az izlenmek, aynen, çok izlenen namussuzca videolardan daha iyidir. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. Zaten şöyle düşünüyorum, hani haydan kazandığım para huya gitti. O kadar birikim yaptım, hani arabamı aldım Gaga Bulut karakteriyle. Ama bir cezaevine girdim, avukat parası. Cezaevinde benim yemem gereken bir yemek vardı. Devlet sadece sana yemek veriyor. Şampuana ihtiyacın oluyor, jilete ihtiyacın oluyor, sabuna ihtiyacın oluyor. Boklu donunu yıkacaksın, toz deterjana ihtiyacın oluyor. Bu tür şeyleri, cezaevinde de param bitti. Arabamı sattım. Gaga Bulut karakterinin üzerinden kazandığım bütün para sıfır. Hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra da Bulut Altı olarak devam edeyim. Evet. Bakayım ne kazanacağım, onu da zaman gösterecek. Gaga Bulut, yani eskiden kazandığım paralar ne kadardı? Şu an ne kadar para kazanıyorsun? Merak ediyoruz ya. Eskiden aylık 15 bin liradan hiç aşağı düşmezdim. Sayfa kasardım, reklam girerdim. Ne bileyim, karşılıklı reklam girerdim. Ondan sonra marka ürün işbirlikleri yapardım. Sponsorlu şeyler olurdu. Arka tarafımda benim çok güzel bir dolap vardı. Hep ürünleri oraya tanıtım amaçlı koyardım. 15-25 milyar arası, 27 milyar arası kazanıyordum. Ama şu an yani çok aman aman kazanmıyorum. TikTok'tan kazanıyorum zaten. 3 milyar, 5 milyar. Yeri geliyor 50 lira, yeri geliyor 100 lira. O tamamen değişiyor. Şu son bir aydır kazanmıyorum. Çünkü TikTok'tan ban yedim. Ondan dolayı Instagram'dan zaten çok kötü bir imaj çizdiğim için. Haberlerden dolayı, suçumdan dolayı. Markalar da artık benimle işbirliği yapmıyor. Sadece geçen de bir tane falcının reklamını aldım. O kadar. Evet, sadece tek gelir kapım şu an TikTok. Zaten YouTube algoritmam bozulduğu için 2,5 yıldır kanal kapalı. Devlet erişim engeli koymuştu. Oradan hiçbir şey kazanamıyorum zaten. Öyle. Yani şu an değişiyor. Günlük hiçbir şekilde kazanamıyorum. 50 lira da kazanıyorum. 3 milyar da kazanıyorum. Belli olmuyor. Anladım. Yani sen eski Gaga Bulut'ken, hı-hı, o cıplak içeriklerle, hı-hı, aylık 15 ile 25 arası, hı-hı, kazanıyordun. Doğru mu? Doğru. Değer mi? Ya buna nasıl cevap vereceğim bilmiyorum ama bu benim psikolojimi bozuyor aslında birazcık. Sonuçta o zaman bu kadar güzel kazanıyordum. Gittiğim her yerde bedava yiyip içiyordum. İnsanlar bana böyle bir ne bileyim, her şeyim bedava geliyordu markalardan. Bir de şimdi o hayatımı düşünüyorum. Bir de şimdi hiçbir şey kazanamıyorum. Eski kitlem yok. Eski izlenmelerim yok. Bazen aklımı çeliyor mu? Bazen değer mi diye düşünüyorum. Ama değmez diyorum yani.
Olmasın. Çünkü güzel bir imaj değil de. Evet, insanları güldürüyorum, eğlendiriyorum ama insanlar beni hani sadece güldürmek, eğlendirmek için seviyor. Ben bundan sonra kendime temiz bir kariyer çizip, iyi bir imaj yaratıp, bundan sonra değecek bir kariyer, insan olmak istiyorum. Ondan dolayı değmez diyorum. Teşekkür ederim. O karakteri öldüreceğim ben gerçekten. Evet, dönelim cezaevine. Aslında çıkmak istiyordun oradan, çıktın. Yeniden cezaevi hayatın gelmesini istemiyorsun. Fakat biraz düşünelim bakalım orada. Neler yaşadık? Cezaevi sana neler yaşattı? Ay, çok kötü şeyler yaşattı. En son o kadar kötü şeyler yaşıyordum ki ölüm orucuna girdim hücreye gitmek için. Düşünün yani, o kadar kötü şeyler, o kadar trajik şeyler yaşadım. Ondan dolayı hücreye gittim, en azından kafam rahattı. Hani kendi yemeğimi yiyordum. Ya şöyle bir şey, kendi videomda da bahsettim. Örneğin köfte geliyor mesela. Hani köfte her zaman gelen bir şey değil. Ayda bir kere, iki defa falan geliyor. Sen sonra yiyeceksin, kaldırıyorsun. Onu çalıyorlar diğer mahkumlar. Ya da sana kıl mı gitti? Şampuanın içine klorak koyuyor. Avuç avuç saçların dökülüyor ki benim eski takipçilerim saçlarım nasıl bir şey olduğunu bilirdi. Başıma bu geldi. Ondan sonra koğuşun sapı. İğrenç tekliflerde bulunuyor. Parlak çocuksun, temiz çocuksun. Senin ihtiyaçlarını karşılayayım, sen de benim ihtiyaçlarımı karşıla. Gibi gibi böyle iğrenç tekliflerde bulunuyorlardı. Bunu da insanlar yalan olarak düşünebilirler tabii ki de. Ama benim bu konuda CİST yani Cezaevi Fasilitesi ve Sivil Toplum Derneği'ne yazdığım mektuplar var. LGBT derneklerine, insan hakları derneklerine yazdığım mektuplar var. Müdüre yazdığım dilekçeler var. Adalet Bakanlığı'na yazdığım dilekçeler var. Bu konuda da yalan beyan vermiyorum. İğrençti, çok kötüydü yani. Tabii psikolojik olarak da çok kötü şeyler yaşadım. Örneğin ne yaşadım? Bir tane koğuşta bizim şakrandan sevk edilen bir çocuk vardı. Ona mesela şakrana tecavüz etmeye kalkmışlar. Uyku hapı vermişler, iki tane 400'lük. Gyrex diye bir uyku hapı var. Çok sağlam bir uyku hapı. Çocuğa işte şey yapmışlar, cinsel organını kesmişler. Ondan sonra bizim koğuşa sevk ettiler. Çocuk da bizim koğuşta başka bir mahkuma aşık oldu. Ondan sonra o mahkumla kavga ettiler, olayları açığa çıktı. Ondan sonra cezaevinden kendini sevk ettirecekti. Tabii parası olmadığı için sevk olmuyor. Ancak ya kendini keseceksin ya da pislik yapacaksın. Cezaevinden seni devlet öyle sevk edecek. Çocuk da tuttu boğazını işte. Kalemi buradan bir soktu. Kan bir fışkırdı. Sonra eti vurdu. Böyle şey, jileti vurdu. Etini kesti. Aldı, jandarmanın önüne attı. Sonra sevk ettiler, gittiler. Yani bunları gördüm, yaşadım. Kötüydü. Allah, çok Allah. Kötüydü. Evet. Bunu inanmazlar diye ben biliyordum. Gerçekten o kadar inanıyordum ki kendime. Ben bir gün tahliye olacağım ve bu yaşadıklarımı anlatacağım diye. Evde ben bu kamera önünde yaşananların hepsini, tarihi, saati, günü, her şeyini not aldım misal. Koğuşun kamerasının önünde olan şey. Sonra zaten bir tane terörist vardı, Mehmet diye bir mahkum. Misal onun da işte ruhsal sorunları vardı. Bir gün hepimiz oturuyoruz, aşağıda televizyon izliyoruz. Mehmet tuttu, yatağı falan yaktı. İşte hani koğuşu ateşe verdi. Örneğin. Bizim koğuşta olmadı ama o Mehmet başka koğuşa sevk edildi. Ondan sonra namaz kılan Hilmi diye bir mahkum vardı. Tuttu kettle'da kaynar su döktü, onun üstüne döktü, yaktı onu misal. Böyle şeyler oldu ya, neler neler gördüm. Çok kötü şeyler yaşadım. Allah Allah. Evet. Yani cezaevinde böyle hiç unutamadığın, hiç aklından çıkmayan mahkumlar oldu mu? Çok. Mesela bir örnek verir misin? İşte bu boğazına kalem sokan Mehmet. Onu hiç unutamıyorum. Aa, Orhan abi vardı. Orhan abi de gardiyanlarla kavga etti. Orhan abi şey yaptı. Aldı jileti eline. Geçti kapının karşısına mazgala. Tuttu kendini böyle baştan aşağı doğradı. Evet, şuradan bir başladı şöyle. 8-9 tane kendine jilet attı böyle. Tamamen kan oldu bütün vücudu böyle. Bir de soyunuyorsun orada, sadece boxer'la kaldı. Şöyle tamamen, bende fotoğrafı var bu arada. Yüzünü şey yaparak kendi hesabımda paylaşacağım, inanmazlar diye. Kolları gözüküyor. Ona bahçede fotoğraf çekilmiştik. Şuradan başladı böyle doğramaya. Buraya geldi ondan sonra, tekrar buraya geldi. Doğradı, kıpkırmızı oldu vücudu böyle. Kan, elim ayağım ama nasıl ya? Şu anda bilmiyor. Buz kestim böyle. İçimde böyle bir şey oldu. Sanki böyle iki haftadır açım, bayılacak gibi oldum. Başımın arkası çatlıyor gibiydi. Bir de yeni girmiştim cezaevine. İlk defa böyle şeyler görüyorum. En unutamadığım an ve olay buydu. Allah bir daha yaşatmasın. Amin. Salaklık yapmazsan bir daha yaşatmaz tabii ki de. İnşallah. Tavsiyelerimizi unutma, olur mu? Dinleyeceğim. Gerçekten ben şuna inanıyorum. Ben kendi başıma hareket ettiğim zaman çok hata yapıyorum. Ama büyüklerimin sözünü dinlediğim zaman hep kazanan taraf oluyorum. İşte dinleyeceğim. Büyüklerin sözünü dinlemek de bir erdemliktir. Evet. Eğer evet. Bu erdemliği kendinde görüyorsan,
İnan başarılı misal olacaksın. Ben uyuşturucu içmediysem, sigara içmediysem, alkol içmediysem, gece hayatım yoksa hep büyüklerimin sözünü dinledim. Çünkü bizim İzmir'de mahalle kültürü çok fazla devam ettiği için bana hep şöyle nasihat verir İzmirliler. Oğlum güzel çocuksun, genç çocuksun, kıyma kendine, diğerleri gibi şey yapma. Ben bu yaşıma geldim mesela bir fırt bile sigara içmedim. Geçen de bir arkadaşım vardı, sadece bir tatlı kaşığı bira verdi bana. Onu içtim hayatımda. İlk alkol deneyimim odur misal. Ne kadar ondan olsun. Dolayı hep büyüklerimi dinlemeye devam edeceğim bundan sonra. İnşallah. Peki. Gaga Bulut, temiz çocuksun diye sana cezaevinde taciz durumları yaşandı mı? Yaşandı. Bu yaşandıktan sonra zaten ben ölüm orucuna girdim, şey yaptım, hücreye gittim. Bizim yani müdürümüz vardı sağ olsun. Anlatabilir misin o anları? Ya ona çok değinmek istemiyorum aslında. Gerçekten sinirlerim çok hopluyor. Ya iğrenç bir teklifti işte. Hani iğrenç dokunmalar. Temaslar. Onlar benim midemi bulandırdığı zaman işte hani artık daha fazla dayanamadım. Bastım ölüm orucunu. Müdürümüz de çok iyiydi sağ olsun. Talebimi kabul etti. Beni hücreye verdiler işte. Evet. Peki özel olacak ama merak ediyorum Bulut. 2,5 sene kaldın doğru mu içeride? 2,5 sene boyunca cinsel ihtiyaçları nasıl karşıladın? Mastürbasyon yaptım. Ne kadar rahat söylüyorsun. Yani tamamen hayatım boyunca 2,5 senelik hayatım boyunca. Aynen. Devlet zaten yemeklerin içine şap atıyor. İlk başlarda onlar o duygular ölüyor. Ama daha sonra bağışıklık kazanınca çivi gibi oluyorsun ve bir arayış içine giriyorsun. Orada sevgili olan mahkumlar da vardı. Şaka yapıyorsun. Tabii ki de herkes spora çıkıyordu. İkisi koğuşta kalıyordu. Hayat onlara güzeldi. Kendi YouTube kanalında sırf fenomen ve ünlü olmak için ailenden ayrılıp İzmir'e yerleştiğinden bahsetmişsin. Hı hı. Yani sırf fenomen olmak için, onlara karşı gelmek veya onları üzmek, sırf ünlü olmak için değer mi? Değmez. Şu an çok pişmanım zaten. Keşke ünlü olmasaydım. Keşke bu kadar istemesem de bir şöhrete ulaştım artık. Hani son malum olayımdan sonra da bütün Türkiye beni tanıdı. Zaten artık hani milyonluk kanallara falan da çıkınca herkes bana aşina oldu. Bir de videolarım her yerde dönünce ulusal kanallarda, gazetelerde vesaire çıkınca tanındım. Ama kesinlikle değmez. Keşke olmasaymışım. Keşke köyümde kalsaymışım, çoban olsaymışım. Hani kuru ekmeğe, peynire ki ailemin durumu zaten çok iyiydi. Bunu misal olarak farazi konuşuyorum. Tahammül etseymişim. Keşke bu yollara girmeseymişim. Dediğim çok oluyor. Hala da oluyor. Ama işte insanın üstüne bir şey yapıştı mı? Bir imaj, bir hayat. Ondan kurtulamıyorsun da bırakamıyorsun da ya. O sebepten dolayı şu anda kurtulamıyorum da bırakamıyorum da. Hani battım, çıkamıyorum. Devam ediyorum sadece. Evet. Biraz araştırdık ve şunu öğrendik. Cezaevine girmenin nedeni 2 tane erkek çocuğu kamu önünde, kameralar karşısında öpüştürmenmiş. Öncelikle merak ediyorum. Dini inancını merak ediyorum. Çünkü İslam'da böyle bir anlayış tamamen karşıdır. Doğrudur. Muhammed Mustafa diyor ki bir kadın erkeğe, erkek de kadına benzerse benim ümmetimden değildir. Sen de biseksüel olduğundan bahsederken bunu aşıp cezaevine girme nedeni olan 2 tane küçük çocuğu öpüştürme videosuyla gündeme geldin. Akabinde de cezaevine atıldın zaten. Bence hak yerini buldu. Kesinlikle hak yerini buldu. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü 2 erkek çocuğu öpüştürmenin bence hiçbir şekilde affı olamaz. Hatta inan bana, eğer ki seni tanımasaydım seni tanımıyor olarak şunu söylerdim. İyi ki de cezaevine girmiş ve inşallah çıkmaz derdim. Açık açık söyleyeyim. Şimdi bir Müslüman bunu nasıl yapar eğer Müslümansan? Şöyle bir şey, o video zaten tamamen kurguydu. Evet, devlet bile bu dediklerinizi destekliyor. 2 tane çocuğu öpüştürürsen hani cezaevinden zaten çıkamazsın. Çünkü bu kişilere ihale indirimi de olmuyor. Af çıktığı zaman af da vurmuyor. Ama şöyle bir şey, bir de olayın arka planı var. Hani orada savcının mütalası bile şöyleydi. Savcı benim ilk celseden, yani 4 celse sürdü mahkemem, tahliyemi istiyordu. Savcı diyor ki şeyine, mütalasında, burada diyor bu kişiler yanlış beyan vermiştir yaşlarıyla alakalı. Ayrıyeten burada nasıl ki dizi setinde bir platoda oyuncular oyunculuk yapıyorsa, çocuklar da para karşılığı bir oyunculuk yapmıştır. Yani o video tamamıyla kurguydu. Ben bunun bir gün öncesinde Facebook'ta bir ilan yayınladım. Benim videomda öpüşecek 2 tane eşcinsel bireye ihtiyacım vardır diye. Allah Allah. Evet, insanlar bunu bilmiyor. Ben kendi kanalımda da anlatmadım. Ama bunun mütalası var. Yargıtay'dan gelen karar var. Kamera arkası görüntüler var. Deliller var.
Yani insanlar bunu bilmediği için tak diye bana hani ben sanki iki tane çocuğu bulmuşum yolda öpüştürmüşüm gibi bir haberler de bu yönde çıktı. Çünkü sapık, ahlaksız falan filan, pedofili, istismarcı diye. Ama savcı bile beni haklı bulduysa, Yargıtay bile beni haklı bulduysa Yargıtay'ın gelen kararı şu. Ben bugün tahliye etsem Yargıtay şuna dayandı. Bu olayda diyor cinsel istismar yoktur diyor. Cinsel istismar şehevi duyguları tatmine yönelik bir alanda yapılır ve kişiye yönelik yapılır. Temas yok, beden teması yok. Kişinin beden, ruh, vücut dokunulmazlığına karşı bir saldırı yok. Kamuoyuna açık bir alan. Günde 500 bin kişinin geçtiği bir alan. Baskı yok, cebir yok, tehdit yok, hile yok, şantaj yok. Yargıtay diyor ki bunların hiçbiri yoksa bu kişi diyor acil olarak ben bir gece saat 9.30'da tahliye oldum. Gecenin yarısı tahliye oldum cezaevinde. Yargıtay da diyor ki bu kişiyi cinsel istismarla yargılayamazsınız. Sarkıntılıktan yargılanacaktır diyor. Yani... Kamera arkası görüntülerde çocuklar bana yaşlarıyla ilgili yanlış bir beyanda bulunuyorlar. Ayrıyetten de o video kurguydu. Ben sokaktan geçen iki hetero bireyi öpüştürmedim. Hani iki erkeği gelin şöyle yapın demedim. İki tane eşcinsel bireyi birbirini seven çift beni bulsun, para vereceğim, öpüşsünler diye bir ilan yayınladım Facebook'ta. Öyle. Mahkemem bitsin zaten kamera arkası görüntüleri de yayınlarım yani. Mütalayı da yayınlarım. Hani bunlar benim için sıkıntı değil. Çünkü elimde olan şeyler. Evet. Gaga Bulut. Cezaevindeyken bir video yayınlandı. Seninle alakalı. Ne kadar yalan, ne kadar doğru bilmiyoruz. En iyi bilen sensin. Cezaevindeyken senin cinsel organın kesildi mi gerçekten? Hayır. Öyle bir şey olmadı. Yalan mıydı yani? Ya niye öyle haberler çıktı ben de anlamadım. Cinsel organım çok şükür daha duruyor şu an. Elleyebiliyorum onu hala. Gaga Bulut. Hı hı. 2,5 sene cezaevinde yatmış bir birey. Hı hı. Sana göre özgürlük nedir? Ay özgürlük bana göre her şeydir. Aşktır ya. Hani ne bileyim. Nasıl? Ay çok kötü bir örnek olacak da şimdi buradan da linç yiyebilirim. Söylediğim her şey abi çok yanlış anlaşılıyor. Nasıl ki bir bağımlı, uyuşturucuya bağımlı ya da bir keş sigaraya bağımlı. Onu... İçtiği zaman ya da çektiği zaman ya da damardan vurduğu zaman dünyanın en mutlu insanı böyle bir rahatlıyor. Özgürlük de benim için böyle bir aşktır. Bambaşka bir şey ya. Abi ben onu tarif edemem. Gerçekten tarif edemem. Yani ben şu bardağı tutmayı o kadar özledim ki cezaevinde. Bu bardak yok misal. Plastik bardak var. Halıya basmayı o kadar özledim ki. Yani ne bileyim halı yok. Her yer 2,5 yıl boyunca ben taşa bastım ayağımda ayakkabıyla. Yani ev terliği giyemedim. Ya da ne bileyim güneşe bakmayı o kadar çok özledim ki. O güneşin sıcaklığı böyle cildimde hissediğim istedim. Derimde hissediğim istedim. Bir kuş görmeyi, bir kediye dokunmayı o kadar özledim ki. Hani nasıl tarif edeyim? Özgürlük bunlardır ya. Anı yaşamaktır, tadını çıkarmaktır özgürlük. Hayatın kıymetini, Allah'ın yarattığı güzellikleri... sevmektir, sahip çıkmaktır, dokunmaktır, tatmaktır, gezmektir. Budur bana göre özgürlük. Tarif edemem abi yani. Şu an bile söylüyorum ama ne söylediğimi ben bile bilmiyorum. Konuşmak için söylüyorum. Özgürlük çok başka bir şey. Yani yok tarifi. Güneşi özlüyor insan. Yani güneşi özlüyor. Yani düşünsene sevdiğin bir şarkı var, seni anlatıyor o şarkı. 17 yıl ceza alıyorsun. Bir daha o şarkıyı dinleyemeyeceksin. Her zaman sabah rutin yaptığın şey. Gidiyorsun marketten sıcak ekmek alıyorsun. Onun kafasını o ekmeği yiyorsun. Örneğin ya da ne bileyim evin var başını sokabiliyorsun. Ya da ne bileyim dışarıya canın sıkıldı mı kendi bir sahil kenarına atabiliyorsun. Çimlerin üstüne yatabiliyorsun. Ama orada demir ranzanın üstüne yatıyorsun. Hani bu. Gaga Bulut. Evet. Nasıl yakalandın? 2,5 sene önce. 2,5 sene artı 2 ay daha koyalım çünkü 2 ay olmuş çıkalı. Hı-hı. Nasıl yakalandın? O yakalanma süreci nasıldı? İnanabildin mi başına gelenlere? İnanmadım. Instagram'da canlı yayın dedim. Saat 11.30 gibiydi zaten. Abaza işletme yapıyordum yine. Ben hani o canlı yayında... O kadar şeyin üzerine bir de abaza işletiyordun öyle mi? Bir anda patladı zaten video. 2 saat içinde oldu her şey. Saat yani 8'e 9'a kadar hiçbir şey yoktu sosyal medyada. Videom trendlerdeydi. Gayet güzel gidiyordu. Benim kitlem hani çok beğendik. Çok harika. Bayağı güldük, eğlendik de bana güzel olumlu destek mesajlar atıyordu. Ah saat 8.30'a bir geldi.
Bir baktım Twitter'da gündem olmuşum. Ekşi Sözlük'te başlık açılmış. Diğer forum sitelerinde başlık açılmış. Ufak tefek haber siteleri haber girmeye başlamış. Ünlüler tepki gösteriyor. Haluk Levent bir yerden paylaşıyor. Ondan sonra zaten İçişleri Bakanlığı bir tweet attı. Sonra kapıma polisler geldi. Kapıda polislerin geldi. Anı anlatabilir misin? Tabii. Ya, canlı yayındaydım. Canlı yayını kapattım. Çünkü ben çok korktum. Ve dedim ki aman Allah'ım şimdi benim kesin yani evimi basacaklar. Çünkü bana öyle mesaj senin dişini sökeceğiz. Senin saçına şey yapacağız. Senin yüzüne kezzap atacağız. Tabii. Kimler tırnaklarını tarafından? Tek tek. Yani çok aşırı milliyetçili ya da sağduyulu insanlar tarafından gelen mesajlardı bunlar. İşte seni hadım edeceğiz, yakacağız. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim o an aklım çıktı. Ama ben tir titriyorum. Balkona çıkıyorum, bakıyorum evin önüne birisi gelmiş mi? Bana karşı birisi zarar verecek mi? Evim keşfedilecek mi? 15 dakika sonra polisler geldi. Bulut Altun mu? Evet benim dedim. İfadenizi almak için bizimle karakola kadar geleceksiniz dedi. Tabii ki de geleyim dedim. Yanıma bir şey almam gerekiyor mu? Yok. Direkt böyle geldi dediler. İşte eşofmanla bir tane tişörtle çıktım. Cüzdanımı, telefonumu falan aldım. Gidiş o gidiş. Ters kelepçeyi yedim. Ardından 17 yıl cezayı yedim. Sonra istinaf da onayladı. Allah'a şükür Yargıtay bozdu. Böyle bir gece de oldu abi. Her şey 2 saat içinde oldu. 2 saat içinde gündem oldum. Süleyman Soylu tutuklanmamı istedi. Ondan sonra da polisler geldi. Sonra cezaevi. Evet. Peki. O girişten sonra, cezaevine girdikten sonra ilk anların nasıldı? Hemen çıkacağını düşünüyor muydun? Evet, çünkü beni tutuklayan polis de çok iyi niyetli bir polisti. Hani sürekli sohbet ediyorduk, beni hiç yalnız bırakmadı. Bana diyordu ki sen 1 ay 45 güne kadar çıkarsın diyordu. Tamam diyordum abi, evet o kadarsa yatarım. Ondan sonra işte beni Buca cezaevine sevk ettiler. Buca cezaevinde de yine birkaç tane iyi gardiyan vardı. Onlar da sürekli gelip kontrol ediyorlardı beni, hal hatır soruyorlardı. Onlar da diyordu senin mahkemen en fazla 2 ay sürer yani. Sen ilk duruşma olmazsa bile ikinci duruşmada kesin tahliye olursun diyorlardı. Ben ilk 3-4 ay kendimi hep çıkmaya odakladım. İnandım yani çünkü diyordum ki bunlar bilir kişiler sonuçta. Cezaevinin içinde, hukukun içinde bazı avukatlar geliyordu beni ziyaret ediyordu. Gaga diyordu merak etme çıkacaksın. Sadece sana karşı çok büyük bir toplumda nefret var. Ondan dolayı senin tutukluluğunu uzatıyorlar. İlk duruşmaya gittim tahliye olmadım. İkinciye gittim tahliye olmadım. Üçüncüde bir baktım 68 yıl ceza isteniyor. Dördüncüye gittim 17 yıl cezayı bastılar. Ondan sonra istinafı bekledim 10 ay boyunca. İstinaf da cezayı onayladı. Tamam dedim ben ümidi kestim. Ondan sonra işte uyku haplarına başladım, antidepresanlara başladım, sakinleştiriciler, mutluluk hapları vesaire vesaire. Sonra ben bir gün yani iman yoluna geldim. Bizim FETÖ'cüler orada çok Kur'an okuyorlardı. Bana dua falan oku dediler. Hani Ayetel Kürsi falan çok okudum. Sonra o hapları bıraktım. Sonra hep böyle evrende pozitif bir kitap okudum. O çok etkiledi beni. Olumlu düşünmenin gücü diye. Dedi ki her sabah öğle akşam evrene istediğin mesajı yolla. Ondan sonra hani evrene istediğin mesajı yolladım. Sonra da tahliye oldum. Gaga Bulut Allah aşkına bunu vicdanına sorarak bize cevap ver. Gerçekten cezanı çektiğini düşünüyor musun? Tabii ki de düşünüyorum. Fazla bile çektim. Fazla da aldım. Fazla bile çektim. Ya şöyle bir o şey. O da diğer günahlarına kefaret olsun diyelim. Ya evet. Bilinçsizce işlenen bir suç. Daha 19 yaşındaydım. Hani bir de o an o kadar fazla gündemdeydim ki. Hani çok fazla izleniyordum. Her şey çok böyle bana ışıltılı geliyordu. Böyle ünlülerle falan tanışıyorum. Aman Allah'ım diyorum ne oluyor birden. Kariyerim çok olumlu bir yönde ilerlemeye başlıyordu. Ve ne yaptığımın farkında olmadığım bir dönemdeydi. İnsanlar bana hiç hak vermiyor. Ben hani büyük trajediler yaşamış bir insan olarak bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sağlıklı kararlar alamadığım bir dönemdeydim açıkçası. O sebepten dolayı da fazla bir ceza aldım. Ama fazlasıyla da çektim cezamı. Psikolojik açıdan da çok fazla çektim. 2,5 yıl ama bir de gelin bana sorun o 2,5 yıl. Yani çöktüm abi. Yani ya kurduğum her şeyi kaybettim. Bir tek 2,5 yıl yatmadım ki. Benim ömrümden de gitti. Hayatımdan da gitti 2,5 yıl. Şimdi sıfırdan başlamak ne kadar zor. Bugün bunu videoyu izleyenler çok kolay bir şekilde yargılıyorlar kamera karşısında. Şimdi anasının babasının bağlattığı internetle, anasının babasının aldığı telefonla şimdi burada yorum yazacak işte. Ulan İbn'e ne bedel ödedin, ne zorluk yaşadın. Ama gelin bir de hani şimdi sizi alalım bu hayatı koyalım bakalım. Nasıl bir ceza ödeyeceksiniz? Bir de sizi görelim. Hani yazmak her zaman kolay. Ben fazlasıyla ödedim. Evet. Cezamı da çektim. Teşekkür ederiz. Son videonda eskiden yaptığım şeyler için birileri beni zorluyordu. Birileri bana yaptırıyordu dedin. Kim abi bu birileri? Kimlerden bahsediyorsun? Ay oraya hiç girmek istemiyorum. O çok tehlikeli.
yani o kişiler belli kişileri karalamam için hani bana birkaç defa, her zaman olan bir şey değil bu tabii ki de, para verildi. Hani o zamanlar öyle birilerine karşı yine aynı şekilde kendi uslubum ve mizahımla karalama kampanyası başlatmıştım. Yani saçmalıklarını sana birisi mi yaptırıyordu? Onu mu anlamalıyız? Evet, bazı saçma videolarımı birileri yaptırıyordu. Hani belli bir kim kişiyi. Çok da önemli değil açıkçası ya. Hiç bahsetmek bile istemiyorum onlardan. Merak mı edelim yani sadece? Yani merak edilecek bile bir şey değil ki. Geçti gitti sonuçta. Geçti hani gitti ama seni sonuçta birilerini zorladığını öğreniyoruz. Evet. Ama sorarız, kimdir bu birileri diye. Tehlikeli birileri diyelim. Tehlikeli birileri. Evet. Ne gibi bir tehlike bu? Ay hiç muhatap olmak istemiyorum abi. Başıma sarmayın onları. Gerçekten bahsetmek bile istemiyorum onlardan ya. 100 lira için yaptığım rezillikler, aman Allah. Çocuktum ama o zamanlar. 16 yaşındaydım. Ondan dolayı. Peki. Üstüne varmayalım. Evet. Kapanışı tam da kapanışa göre bir soruyla yapalım. Hı hı. Yapalım. Gelsin. Gaga Bulut, araştırdığımıza göre hala tehlike altındasın. Yani belki de yarın tekrardan cezaevine götürüleceksin. Hı hı. Ve diyelim ki bu videon senin son videon. Hı hı. Bize ve halkımıza ne söylemek istiyorsun? Gaga Bulut ülkemize nasıl veda edecek? Diyelim ki tabii, değil mi? Misal bu son video. Belki de gerçek, bilemeyiz. Hı. Yani ne demek isterdim? Yani özür dilerdim herkesten. Kırdığım, aşağıladığım, prim için kullandığım herkesten özür dilerdim. Pişmandım. Sağlıklı bilinçle yapmadığım için her şeyi hani hatayla yapıyordum. Hani biraz da beni empati yapmalarını ve anlamalarını isterdim. Özür dilerdim ya. Bilmiyorum. Konuşamazdım. Konuşamam ya. O hani şey geçer herhalde insanlara ne söylemek istediğim diye düşünüyorum. Biz senin özrünü kabul eder miyiz, etmez miyiz konusunu da halka bırakıyoruz. Aynen. Şahsen benim tarafımda tanıdığım kadarıyla ben senin özrünü kabul ederdim. Çünkü teşekkür ederim. Gerçekten insanlar hatalar yaparlar. Sonuçta bir cahillik dönemi söz konusu. Bizler tabii ki o hataları görmezden geleceğiz. Ki Müslümanlık gereğince kim ki başka bir Müslümanın günahını, ayıbını örterse, hı-hı, işte o kişi düzgün kişidir buyuruluyor. Doğru. Yani biz tabii ki de Müslüman Müslümanın ayıbını örter, hı-hı, manasıyla sürekli hareket edeceğiz. Hı-hı. Senin bir ayıbın varsa, bir yanlışın varsa, bir hatan varsa bile bizlere bir Müslüman olarak senin ayıbını örtmekten başka bir görev düşmez. Ondan dolayı biz sana kötüleme de, karalama da yapmayacağız. Ya bana hiç şey yapmadılar. Doğru yolu yönlendirmediler, göstermediler. Çünkü benim arkamda hani bana akıl verecek kimse olmadığı için, fikir danışabileceğim birisi olmadığı için ben hep kendi bu hatalarım başta bana güzel geliyor. Ondan sonra başım yanınca bu hatalarım bana kötü geliyor. Ondan dolayı insanlar beni hep kötüye yönlendirir. Gaga şunu yap, gaga bunu çek, gaga böyle davran dedikleri için ben aslında bu kötü hataları yaptım. Hani söylemek istersem bunu söyleyebilirim. Hani hiçbir zaman kendim istediğim gibi biri olmadım. Bu sebepten dolayı da ama bu saatten sonra kendim olacağım. Ve tekrardan o zaman olduğum insan için herkesten özür diliyorum tekrardan. Evet, bir Müslümanın hatalarını örtmeli ve gerekiyorsa onu düzeltmeli. Benim ne yazık ki düzelten olmadı. Daha çok böyle hani beni sürükleyenler, mesela 100 bin abone plaketi aldığım zaman demiştim ki arkadaşlar ben bir şey başardım ve artık Gaga Bulut olmak istemiyorum. Gerçekten insanların o gözlerindeki nefret dolu bakışları taşıyamıyorum. Çok ağır geliyor. Ah, bir baktım 2000-3000 abone kaybetmeye başladım. Ve insanlar bana diyor ki madem eski Gaga Bulut olmayacaksın izlemiyoruz seni. Madem şöyle yapmayacaksın izlemiyoruz. Ondan sonra ben psikolojik olarak çöktüm, moralim bozuldu ve bu öpüşme videosunu çektim. Ah, trendlerde hemen bir baktım 5 milyon 6 milyon izlendi. Her yer beni paylaşıyor. Her yerde deli gibi reklamım dönüyor. Hep insanlar beni kötülüğe sürüklediler aslında. Ben hiçbir zaman sadece öyle biri olmak istemedim. Bunu söyleyebilirim. Evet. Çok Gaga da detaylı Bulut'un, konuşamıyorum, açıklayamıyorum ama böyle. Gaga yani. Bulut'un biz bundan sonraki hayatında inşallah daha iyi birisi olmasını hayal ediyoruz. İnşallah. Aslında bir yerde bir hata olduğu zaman, hı-hı, bir sıkıntı görüldüğü zaman kişi öncelikle kendisine sormalı. Hı-hı. Çünkü biz halk olarak, biz Müslüman olarak ve biz medya olarak, hı-hı, Gaga Bulut'a ne yaptık? Hı-hı. Gaga Bulut niye bu hale geldi? Niye insanlar senin kötü videonu izliyorlar?
Niye iyi videolarını izlemiyorlar? Evet. Aslında bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Gaga Bulut'un değişmesini sağlayacak olan şeyler de bizim onu şu anda takip ediyor olmamız. Bu da bir tavsiyedir. Gaga Bulut bundan sonra yeni bir proje yaptığında cinsel içerik olmadığı için izleme durumuna girmeyin. Bir izleyin bakalım ne yapmış. Yani bakın iyi bir şey vesile olacaksınız. Aynen. O yüzden biz Gaga Bulut'ta bundan sonra güzel içerikler izleyeceğimizi bekliyoruz. Gaga Bulut'ta bundan sonra daha iyilerini bekliyoruz. Bizler de daha iyileri geldikçe, daha temizleri geldikçe izlemeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Seni halkımızın huzurunda Allah'a emanet ediyoruz. Teşekkür ederim. Bundan çok sonra sağ olun. Gerçekten yolunu en iyi şekilde yürümeni Rabbim sana nasip eylesin. Amin. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki tanımışız sizler seni. De. Gerçekten güzel, temiz, kalpli bir insansın. Teşekkür Kalbini işlerine yansıt inşallah. İnşallah. Yansıtacağım ya. Bundan sonra gerçekten yansıtacağım. Kötü zihniyetimi yansıtmayacağım artık. Sana güvencimiz şu an için sonsuz. Konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Var mı bizden bir isteğin? Hayır. Yok. Teşekkür ediyorum. İzleyicimize bir şey söylemek ister misin? Hayır. İyi seyirler diliyorum sadece. Çok sağ ol. Konuşamıyorum. Özgüvenim çok kırıldı ya. Gerçekten eskisinden olsa patır patır söylüyordum. Şimdi söyleyemiyorum. Umarım, i̇yi ki varsınız. Umarım daha iyi konuşursun bir dahaki programlarında. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Ümidiyle. Hoşçakalın.